Annem çok beğenecek. Ama ekmek yok. Olsun, ben de gidip alırım hemen. Şimdi elimden kurtul bakalım Melek Hanım. Zeynep, of. Elif. Kızım neredesin? Elif. Elif! Baba. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Kız! Ama baba, ev fotoğrafta değil ki. Çak karışma kız. Yürü. Eve gideceğim ben. Annem merak eder. Yürü dedim lan sana. Yürü. Baba bırak beni. Anneme gideceğim. Konuşma. Kes sesini. Yürü. Baba kolum acıyor. Anneme gitmek istiyorum. Sıra o annene de gelecek. Yürü. Elif. Kızım neredesin? Hoş geldin Valide Sultanım. Selim, gel abicim yardım et. İyi misin anneciğim? İyiyim oğlum, iyiyim.
Oh, çok şükür. Geçmişler olsun Aliye Hanım. Çok merak ettik sizi. Yalnız ne dua ettim, ne dua ettim. Annemin odası hazır mı Ayşe abla? Hazır. Doğucu odasına çıkaralım. Sen gelmiyor musun Kiraz? Ben hemen üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Baba dur. Nereye gidiyoruz? Elif! Kızım neredesin? Elif! Allah'ım nereye gitti? Elif! Ya nasıl çıkacağım ben buradan? Anneciğim iyi misin? İyiyim kızım. Rahat mısınız? Rahatım Ayşe, sağ ol. Şalınızı getireyim mi? Vallahi iyi olur Ayşe abla. Şimdi üşütmesin. Gerek yok kızım. Siz de iyice çocuk muamelesi yaptınız bana. Biricik sultanımız değil misin? Pamuklara da sararız, bebek gibi de bakarız. Babaanne! Halacığım. Yavaş. Seni çok özledim. Bir daha bizi bırakma babaanneciğim, olur mu? Arzu nerede? Sabah erken çıktı. Nereye gitti? Bana bir şey söylemedi. Dinliyorum. Sayın Necmi yönlendirdi beni size. Biliyorum, Saadet'e gel. Bir kadın var. Düşmanım olan bir kadın. Yolumdan çekilsin istiyorum. Polisle başı derde girsin. Hapislerde çürüsün. Karşıma bir daha çıkmasın. Gençliği o delikte solsun. Kara büyü yaptıracaksın yani. Büyüyü değil, gerçeği istiyorum. Hapisten asla çıkmasın. Asla. Anladık, anladık. İsim, adres. Melek Şimşek. Söğüttepe yakınında oturuyor. Yapabilirsiniz değil mi? Hadi ama ya. Hadi. Şimdi Zeynep. Zeynep. Zeynep.
Ben de bilmiyorum ki abla. Ya bir uyandım evde yok. Baktım baktım, her tarafa baktım. Ben de o yüzden aradım seni zaten abla. Evet, oto yıkamaya gidiyorum şimdi. Abla bir haber alırsan, bir şey olursa hemen ara, tamam mı? Tamam abla, tamam. Hadi görüşürüz. Hallolur, merak etme. Evine koyacağımız bir torba mala bakar. Kuryelikten, teminden alırlar içeriye. Polise ihbar etmek senin işin. Orasını ben hallederim. Yalnız sana pahalıya patlar. Ne kadar? 40.000 euro. 40.000 euro mu? Tezgah öyle kolay kurulmuyor. İstersen. Al. Arabamın anahtarları. Ben nakit çalışırım tatlı kız. Böyle alışverişler sakattır. Tarzım değil. Bunu satacak zamanım yok. Al işte. Bu seferlik olsun hadi. Yalnız bir şartım var. Eğer iş ortaya çıkarsa ne sen beni tanıyorsun ne ben seni. Anlaştık mı? Ben bu alemde babamı bile tanımam. İş bitince beni haberdar edin. Lan, şişmiş mi sanki? Tabi, alçıda kaldı o kadar, normal. Elif nerede Murat? Ne oluyor Melek abla ya? Elif nerede diyorum sana Murat? Ya ben nereden bileyim Melek abla? Benimle bir alakası yok. Öyle mi? Baban daha iyi biliyordur nerede olduğunu. O mu kaçırdı kızım? Ne kaçırması ya? Murat, Elif nerede diyorum sana? Bak Melek abla, babamın boşuna günahını alıyorsun. Babamın bu olayla bir alakası yok. Hem polis onu nezarethanede tutuyor. Tahmin edersin ki o da kendi derdiyle uğraşıyor. Ne malum içeride olmadı? Murat bak, sakın önüme çıkma. Elif! Melek abla bak, orada bir şey yok. Elif neredesin kızım? Nerede kızım? Zeynep? Nereye kayboldun Zeynep? Yasınız birbirimize. Ayşe abla. Ne oldu ablacığım? Zeynep'i bulamıyorum. Odasında yok mu? Yok. Hiçbir yerde yok. Belki sen bilirsin dedim ama anlaşılan senin de haberin yok. Yok. Biri mi gördü acaba? Herkes yukarıda. Kim görebilir ki? Ne bileyim ben ya. Böyle kaçar gibi ortadan kaybolunca. Yok. Telefonu da açmıyor.
Ah ablacığım, ah. Bir bilsen Zeynep'in senden neden kaçtığını. Bahrettin. Emret Mahmut abi. Birlikte Tunç'un yanına gidiyorsunuz. Bizim emaneti alıyorsunuz. Sonra bu kağıtta yazan adrese gidiyorsunuz. Oraya bir emanet bırakılacak. Tamamdır abi. Bir açık vermeyin. Temiz iş istiyorum ona göre. Merak etme abi. Hadi bakalım. Ya Melek abla, belki sokağa falan çıkmıştır. Neticede çocuk bu. Koşar dolaşır geri döner. Yok. Hiçbir yerde yok. Neredesin yavrum? Yok, bu böyle olmayacak. Ben polise gidiyorum. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Baba, annem beni çok merak etmiştir. Beni eve götür. Biz annemle kahvaltı yapacaktık ama ben ekmek almıştım. Al. Buyurun abi çay. Yok ya. Sen bir simit mimit ver şunu. Tost yapayım abi. Ya ne varsa ver işte. Tutturdu bir kahvaltı. Baba, baba sen nezarette değil miydin ya? Ne zaman çıktın? Baba, baba. Baba yoksa sen kaçtın mı? Baba ne yapıyorsun sen ya? Alo baba. Lan oğlum, sen iyice karı kılıklı olmaya başladın lan. Car 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 car. Ana, harbiden sensin baba ha. Ne ara çıktın sen? Bırak şimdi tırıvırıyı. Hemen Kumluca'daki kahveye gel. Ne işin var senin orada? Hem Melek abla seni arayıp duruyor. Elif'i sen mi kaçırdın harbiden? Oğlum, bırak soru sormayı ya. Hadi atla gel çabuk. Göstereceğim hepinize dünyanın kaç bucak olduğunu. Göreceksiniz. Bombayı patlatacağım lan. Film bitti film. Alo Gülnur, gelmek üzereyim ben. Kantinde mi buluşalım? Yok ya, hiç şimdi yukarı çıkmayayım. Herkes bir ton soru soracak zaten, kimseyle uğraşamam. Tamam, sen bekle beni, iniyorum aşağıya. Ne oldu? Erkut burada. Kapının önünde bekliyor. Görmedi değil mi seni? Yok, görmedi. Tamam, sen gelme. Geliyorum ben aşağıya. Tamam, o zaman geçen buluştuğumuz kafede buluşalım yine. Tamam. Çıkın bakalım, çıkın. Yorulacak hesabımız var sizinle. Tamam Kiraz, yeter bu kadar. Anne, iyi gelirdi sıcak sıcak. Doydum, tamam. Akşam içerim yine. Ezo gelin çorbası bu Aliye Hanım. Şifa verir. Ben içiririm anneme. Anne, ilaçlarını aldın mı? Çok geçmiş olsun anneciğim. Sağ ol kızım. Çok korkuttunuz bizi. İnanın gözüme uyku girmedi. Çok şükür evinizdesiniz. Bundan sonra sıkılmak, üzülmek yok. Kalbinizi yormayacaksınız. Siz dinlenmenize bakın. Biz her şeyi hallederiz. Yemeklerimize de dikkat edeceğiz. Değil mi?
Bundan sonra tuzlu, yağlı yemek yok. Tam perhize gireceğiz artık. Hala, çekil. Ben içireyim babaanneme çorbasını. Dur halacığım, olmaz. Yapma böyle. Neredeydin sen? Dışarı gel benimle, anlatayım. Prensesim, sen dökersin ama. Hala ne olur. Tuğçe'cim, yorma bizi güzelim. Evet, yine ne oldu çok merak ediyorum. Anlatacağım ama kızmayacaksın. Ne oldu söyle. Arabamı çaldırdım. Ne? Nasıl çaldırdın? Anneme geçmiş olsun diye bir şeyler alayım diye düşündüm, mağazaya girdim. Çok da kalmadım aslında. Dışarıya bir çıktım, araba yok. Nereden biliyorsun çalındığını? Belki çekmişlerdir. Park yasağı olan bir yerde değildi ki. Hem diğer arabalar duruyordu. Benimkini çekseler onları da çekerlerdi. Ha bir de cam kırıkları vardı. Camı patlattılar sanırım. Sen bana her şeyi anlattığına emin misin? Ne yani? Yalan mı söylüyorum ben sana? Neden polise gitmedin o zaman? Niye bana geliyorsun? Yavaş ol biraz. Annen duyacak şimdi. Kadın bir daha kalp krizi mi geçirsin istiyorsun? Bu işi sonra konuşacağız. Nesini konuşacağız Kenan? Ben sana günlerdir fotoğrafları soruyorum, hiçbir cevap vermiyorsun. Şimdi benim arabamı mı konuşacağız? Sonra konuşacağız dedim. Bu konu kapanmadı. Bu iş bitsin, istediğin kadar konuşuruz. Zavallı Melek, hapislerde çürüyeceksin. Efendim Şeyda. Neredesin? Dışarıdayım, işim var. Ben biliyorum senin o işlerini. Allah Allah, sorguya mı çekiyorsun kızım? İşim var dedim işte. Neyse biz Nadir'le bizim evdeyiz. Hemen buraya gel, konuşmamız lazım. Gelemem diyorum, işim var ya. Konuşmamız lazım diyoruz, önemli. Hemen buraya gel. İyi tamam, geliyorum birazdan. Kaç yaşlarında? 6 yaşında. Eşkalini anlatır mısınız? Uzun sarı saçları var. İki yandan örgülüydü. Mavi gözlü. Zayıf. Yaşıtlarına göre de biraz uzun. Narin, ince yapılıdır benim yavrum. Şuraya bak. Tamam abi. Ev bomboş abi.
Nerede kaldın? Anca bulabildim. Ver şunu. Kart. Ne yapacaksınız siz bu telefonu? İsterseniz yardımcı olayım. İstemez, çekil. Ne bakıyorsun aval aval? Çık dışarı. Hadi Melek. Neredesin be ablacığım? Of Zeynep ya. Merak ediyorum, cevap ver artık. Annelerin en tatlısı, en güçlüsü. Uyandırdın mı seni? Yok be oğlum. Uyumuyordum. Gözlerimi dinlendiriyorum. İpek de yanımda olunca. Nasıl oldun bakalım? Daha iyisin değil mi? İyiyim oğlum. Evimdeyim. Yanınızdayım ya. O bana yeter. Senin yerin bizim yanımız. Bundan sonra hiçbir yere gitmek yok. Deli oğlan. Sen okulunu ihmal etmiyorsun değil mi Selim? Kaç gün okula gitmedin? O günlerin telafisi var mı? Merak etme. Okul kontrolüm altında. Her şeyin telafisi var. Zaten ben de onu diyecektim sana. Neyse. Okula gitmem lazım. Kızacık bir işim var. Gitmeden bir görmek istedim seni. Hemen döneceğim ben tekrar. Bir yere ayrılmak yok, tamam mı? Tamam oğlum, git. Derslerini ihmal etme. Buradaymış. Bileydim size de yapar getirirdim. Teşekkür ederim. Ben de çıkmak üzereydim. Sultanım iyi bakıyorsunuz değil mi? O ne demek küçük bey? Gözümüz gibiyim. Allah onu da sizi de başımızdan eksik etmesin. Güzelce dinlen bana bak anacığım. Görüşürüz. Tamam oğlum. Allah zihin açıklığı versin. Selam. Pelin, hoş geldin. Ay annen rahatsızlanmış, hiç söylemiyorsun. Yani okuldakilerden duymasam haberim olmayacak. Oldu bir tatsızlık ama geçti. Sen nasılsın canım? Ay, bendeki de soru mu? Çok üzülmüşsündür tabii. Ailecek üzüldük tabii. Ay bir de bunca işinin arasında nelerle uğraştın? Ay, o adamlar neydi öyle ya? Okula gelip seni sorduklarında çok korktum. Sonra konuşuruz Pelin. Ay, hiç anlamıyorum ki zaten senin bu tarz adamlarla ne işin olur? Hep o Zeynep'in işleri bunlar. İlla seni de bir felakete sürükleyecek. Sahi Zeynep nerede? Güvenli bir yerde. Merak etme. Bak, bu kız başına bir iş açacak. Sonra demedi deme.
Eğer sana ilk söylediğimde benimle gelmiş olsaydın, işler belki bu kadar büyümeyecekti. Vallahi Gülnur, ben de ne yaptım, ne yapacağımı inan bilmiyorum. Ah be arkadaşım, değer miydi kendimi bu kadar üzmeye? O adam ve sen. Olacak iş değildi zaten. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Selim de benim yüzümden zor durumda kaldı. Aslında bunda benim de payım var. Sonuçta her şeyi Selim'e anlatan benim. Sana sormadan müdahale ettim biliyorum ama göz göre göre senin hayatını mahvetmene izin veremezdim. Zaten Selim gelmeseydi boşuna eğlenmiş olacaktın. Nasıl yani? Bilmiyorum, Melek abla bir şekilde öğrenmiş her şeyi. Babamdan da boşanmamış. Durumlar o kadar karışık ki üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum. Yaşadıkların inan film gibi. Vallahi ben de merak ediyorum bundan sonra ne olacak. Erkut bu işin peşini bırakmaz. Ben çıkarken hala bekliyordu. Bence bir süre gitme okula. Hatta istersen sular durulana kadar gel bizde kal. Çok teşekkür ederim. Ya Gülnur, iyi ki varsın. Ama yok. Melek ablayı da Elif'i de yalnız bırakamam. Zaten sabahtan beri Melek ablaya da ulaşamıyorum. Merak ettim iyice. Dur, panik yapma hemen. Belki duymamıştır. Bilmiyorum. Sen yüreğini ferah tut. Her karanlığın sonu aydınlıktır derler. Allah'ın izniyle sen de ablanla çıkacaksınız ferah. Şu an yaşananlar önemli değil. Asıl önemli olan sonuç. Sonu hayırlı olsun. Mikrop kapacak kadın. Ali yanımda hazırlayın. Kolonya. Dışarıdan geldiniz. Sağ olun. Malum hasta var. Kiraz annem için steril bir ortam hazırlıyor. Ali Hanım teyzeciğim, duyunca çok üzüldüm gerçekten. Sağ ol kızım, sağ ol. Atlattık işte. Ama şimdi kendinize daha iyi bakmanız lazım. Sen de mi kızım? Bunlar yetiyor zaten. Anne yok, ilacını içtin mi? Yemeğini yedin mi? Haklısınız. Ama onlara da hak vermek lazım. Ne de olsa bir tanecik anneleri. Değil mi ama? Hı hı. Siz de çok korkmuşsunuzdur. Öyle oldu. Ali Hanım teyzeciğim, sırtınız rahat mı? Yastığınızı düzeltmemi ister misiniz? Rahatım kızım, rahatım. Sağ ol. Peki o zaman. Aferin Selim. Ne düşünceli arkadaşım var. Öyledir. Ya baba, tamam Elif'i alıp getirmişsin de ne yapacağız biz şimdi bu kızı? Hani yeni planımız ne? Oğlum, kıza sadece bu akşam kalacak bir yer ayarla bana. Ötesine karışma. Kalacak yer mi bulayım? Sadece bu akşamlık. Yarın bu iş bitiyor. Ya oğlum, bu kızdan sana fayda yok. Görmüyor musun ya? Nadir, karışmayın işime abi. İş mi? Ne işi oldum ya? Ya sen bir kız için bizim bütün planlarımızı baltalıyorsun. Ne o Veysel? Senin müstakbel kayınpederin. Abi 50 bin lira tokatlamadık mı biz? Tokatladık. Abi daha ne duruyoruz burada ya? Toplayalım tezgahı falan. Defolup gidelim şu mahalleden ya. Sen sıkıldıysan git abi.
Ya Erkut, bak biz bu adamı dolandırdık. Yarın öbür gün bu adam anladı ne diyeceksin? Ya senin adamdan uzaklaşman gerekirken sen damadı oluyorsun. Şeyda, o züppe dallamaya haddini bildirmeden ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu artık bir onur meselesi benim için. Sokun bunu kafanıza. Şşşt, ses duyun, Murat arıyor. Efendim hayatım? Yavrum neredesin? Evdeyim. Tamam, bekle beni. Ben geliyorum hemen. Evdeyim ama şimdi çıkacağım ben. Daha sonra şey yapsak olur mu? Ya yavrum beklesene bir 5 dakika. Geliyorum dedim. Hem bak yanında küçük bir misafirim de var. Onunla geleceğim. Hadi kapattım ben. Tamam, tamam hayatım. Çabuk. Çabuk çıkın, Murat geliyor. Hadi. Hoppala kızım. Ciddi bir şey konuşuyoruz değil mi burada? Ya görmedin mi? Emir Vaki yaptı. Hadi evi toplayacağım da. Hadi. Hadi. Alo. İşlem tamam. Herhangi bir sorun yoktur umarım. Kusursuz halledildi. Perfect. Güzel. Bittin sen Melek. Artık yoksun. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Melek Şimşek adına. Evinde uyuşturucu saklıyor. Evet. Temin edip satıyor. Melih Bey geldi. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz. Kiraz, çiçekleri suya koy. Tabii Ali Hanım. Bizi çok korkuttunuz. Hepimizin sonu belli nihayetinde. Aa, anne o ne biçim laf? Siz eski topraksınız. Hemen öyle kolay mı? Hem siz bize lazımsınız. Daha yaşayacağımız çok şey var. Sizinle daha işim bitmedi benim. Her şey şimdi başlıyor. Böyle acele acele nereye? İçime bir sıkıntı çöktü Gülnur. Melek abla ne yaptı acaba? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Öyle şeyler düşünme diyorum sana Zeynep. Dur bakalım. Hemen kötüyü getirme aklına. Ya hiç mi iyi bir şey olmayacak Gülnur ya? Hiç mi yüzümüz gülmeyecek bizim? Şşt. İsyan etmek yok. Ne yaşarsak yaşayalım kadere isyan etmek olmaz Zeynep. Allah dara düşenin yanındadır hep. Onu korur, kollar. Bize düşen sadece sabır. Beni çağırmışsınız. Ne oldu? Al şunu. Ne oldu ki? Bunu paramparça yapıp geliyorsun. Nasıl yani? Paramparça derken? Dediğim gibi paramparça. Tuzla buz. Sim karta tabii. Ama bu hepsileri yok etme işine dönmesin. Ona göre. Bakalım bu sefer becerebilecek misin? Hadi. Neye bakıyorsun böyle?
sosyete. Arkamdan oyunu çevirmek neymiş göstereceğim ben sana. Köpeğin olmuştum lan. Gel diyordun geliyorduk, git diyordun gidiyorduk. Bir tasmamız eksikti be. Şeytan karı. Gerçek Veysel kimmiş göstereceğim lan hepinize. Az kaldı. Öyle bir mahvedeceğim ki hepinizi. Arkamda koca bir enkaz bırakacağım. Ben yaksam herkes yanacak ulan. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Geldiğin için çok sağ ol. Ne demek? Hem Aliye Hanım benim de annem sayılır. Tekrar geçmiş olsun. Melih Bey. Ne oldu? Sakin ol. Nasıl desem bilmiyorum ki. Söylesene Sadık, ne oldu? Mahalleden haber geldi. Meleğin mahallesinden mi? Evet. Ne olmuş? Meleğin evine polisler girmiş. Polisler mi? Neden? Bilmiyorum ki. Gidip bakayım istiyorsanız. Yok, gerek yok. Tamam, ben giderim. Sürpriz. Aa Murat. Yavrum böyle küçük mü küçük, tatlı mı tatlı bir çocuğu reddetmeyeceksin herhalde değil mi? Tak kelepçe. Uyuşturucu mu? Uyuşturucu ya. Bakın bir yanlış anlaşılma var. Ben yanlış kişiyi tutukluyorsunuz. Kes sesini, derdini karakolda anlatırsın. Ama memur bey bakın. Bir yanlış anlaşılma var. Benim uyuşturucuyla falan alakam yok. Memur bey bakın. Memur bey. Gerçek. Ne oluyor burada, öğrenebilir miyim? Yaklaşma. Ne olduğunu söyler misiniz? Tak kelepçe, nedir o söz? Dur, ne yapıyorsun? Dur. Yaklaşma dedim, seni de atarım içeri. O bir yanlış anlaşılma var. Bir saniye durun. Şimdi aklıma geldi. Size ne kadar faydası olacak bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam omuzunda çok derin bir yara izi vardı kardeşinizin. Yanlış anlaşılma var. Yanlış yapıyorsunuz, yalvarırım. Ben yapmadım. Ben... Kardeşim.